Para nedir ve nasıl kullanılır? Para bulunmadan önce insanlar ne kullanıyordu? Paranın kaç çeşit işlevi vardır? Takas yoluyla alışverişten vazgeçip parayı bulan ilk kim oldu? Peki ilk bulunan paralar neden yapılıyordu? Bankalar ve paranın yerini alan kredi kartları nasıl ortaya çıktı? Peki parayla saadet olur mu? Para bulunmadan önce insanlar çoğunlukla takas yoluyla alışveriş yaparlardı. Mesela adamın canı armut çekti ama etrafta hiç armut yok. Peki bu adamcağız nasıl armut yiyecek? Tabii ki takas yoluyla. Öncelikle şöyle bir etrafa göz gezdirip işe yarar bir değişim aracı bulmalı. Bir baktı ki ambarında buğday var. Hemen bir koşu çuval alıp ederi kadar buğdayı içine doldurup varıp armutçunun kapısını çalmalı. İyi ama ya armutçunun buğday ihtiyacı yoksa? İşte o zaman alışveriş tıkanma noktasına gelebilir. Bu durumda canı armut çeken kişinin armutçunun neye ihtiyacı olduğunu bulması, ayrıca takas için kullanılacak miktarı da kabul ettirmesi gerekmektedir. Ettiremezse de takas işi bir çıkmaza sürüklenebilir. Bunun yanı sıra tarihte deniz kabuklarından tutun da değerli madenlere kadar birçok mal değişim aracı olarak kullanılmış. Fakat zamanla bunlar da yeterli olmamış ve insanlık bu sorunu ortadan kaldırabilmek için ortak bir kullanım alanı olan değerli bir şeyin arayışına girmiş. Sonrasında da hepimizin bildiği üzere Lidyalılar parayı bulmuş. Peki parayı gerçekten Lidyalılar mı buldu? Aslına bakarsanız Lidyalılar ilk madeni parayı bulmuşlar. M.Ö. 7. yüzyılda Batı Anadolu'da yaşamış olan bir halk olan Lidyalıların kullandığı bu madeni paralar fasulye tanesi büyüklüğündeymiş ve %75'i altın, %25'i de gümüşten oluşuyormuş. Bu paraların bir yüzünde kralı simgeleyen aslan ve boğa motifi, diğer yüzünde de değerini gösteren işaretler yer alırmış. Zamanla da para kullanımı Batı Anadolu'dan tüm Akdeniz ülkelerine yayılmış. Paranın bulunmasıyla birlikte haliyle paranın çalınması da ortaya çıkmış. Bankalarda olmayınca insanlar ne yapsın? Bunun için biçilmiş kaftanlarsa o dönemin tapınakları olmuş. Oldukça korunaklı olmalarının yanı sıra korkutucu da olan tapınaklar tarihteki ilk bankalar olmuş. İlk İslam parası Hazreti Ömer döneminde bastırılmış. İlk Osmanlı gümüş parası olan Akçe'nin 1326'da Orhan Gazi döneminde basıldığı kabul edilmişse de yakın dönemde babası Osman Bey'in bastırdığı bir Akçe'de bulunmuş. Avrupa'da ise kağıt paralar ilk kez 1661 yılında Stockholm'de basılmış. Osmanlı döneminde ilk kağıt para 1840 yılında Sultan Abdülmecit döneminde çıkarılmış. Elle yazılan bu paraların seri numaraları bulunmadığından kısa sürede sahteleri piyasaya çıkmış. Bu nedenle de piyasadan toplatılma kararı alınmış. Düzenli ve düzgün olarak da 1842 yılında Osmanlı Bankası para basmaya başlamış. Tabi yüzyıllardır madeni paraya alışık olan halk basılan bu kağıt paralara pek ilgi göstermemiş. Ötelemiş onları. Siz şu kenarda bekleyin bir demiş. Haklılar da tabi. Cebe koyayım desen olmaz, keseye koyayım desen yırtılır mırtılır şimdi, öyle değil mi? 1844 yılında devlet darphanesinin yetkili kılınmasıyla Mecidiye adıyla 20 kuruşluk, kuruş değil değil mi? Kuruş. Bir para birimi çıkartılmış ve temel para birimi olarak Mecidiye ve kuruş kabul edilmiş. Cumhuriyet döneminin ilk kağıt paraları ise 5 Aralık 1927 günü tedavüle çıkmış. 11 Haziran 1930'da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartılan bir kanunla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurulmuş ve 3 Ekim 1931 tarihiyle de resmen faaliyete geçmiş. Türkiye'de de kağıt para çıkartma yetkisi sadece Merkez Bankası'na verilmiş. Peki yakın tarihte bankalarla özdeşleşen, harcarken güzel ama öderken can sıkıcı olan kredi kartları nasıl ortaya çıktı biliyor musunuz? Efendim 1949 yılında
Frank McNamara isimli biri New York'ta arkadaşlarıyla yemeğe çıkmış. Fakat Frank'ın cüzdanı evde kalmış. Hesabı ödeyemeyen bu adamcağız çok ama çok mahcup olmuş. Bunun üzerine hırs yapan Frank, nakit para harcamayı gerektirmeyen bir kulüp kartı tasarlamış. Tasarlanan bu kartın çatısı altında birçok restoran birleşmiş ve bugünkü kredi kartı sisteminin temelleri atılmış. Günümüzde genel olarak paranın 4 temel işlevi var. 1- harçlık, 2- taksit, 3- kredi, 4- miras. Şaka şaka, tabii ki kastettiğim bunlar değil. Efendim, paranın değişim aracı olarak bir işlevi var elbette. Bu işlevin mantığı şu: para bir hak ölçüsüdür ve altın karşılığı para basan bir devlet ne kadar para basarsa Merkez Bankası'nın da o kadar altın stoklaması gerekmektedir. Bunun yanında Türkiye herhangi bir karşılığı olmayan fiyat sistemine de dahildir. İtibari para da denilen bu sistem, hükümet kararına dayalı olarak çıkartılan, altın, gümüş gibi karşılığı olmayan fakat parayı basan devlet tarafından kağıdın taklit edilemeyeceği garanti edilen mal ve hizmet alışverişi üzerine kurulmuş bir sistem. Bu sistemde kantarın topuzu kaçarsa enflasyon da kaçar, unutmayın. Herhalde bu açıklamamız "Ya kardeşim, neden daha fazla para basıp ülkenin borçlarını ödemiyoruz?" anlayışına bir cevap da olmuştur. Paranın ikinci işlevi ise hesap ve değer birim işlevidir. Bu işlev paranın bir değişim aracı olmasından kaynaklanır. Yani farklı malların değişiminde oranlar parayla belirlenir. Üçüncüsüne gelecek olursak, paranın değer biriktirme ve spekülasyon işlevidir. Yani şair burada paranın arz ve talebin rahatlıkla karşılanmasını sağlayarak sermaye ve yatırım aracı olarak kullanılacağını kastetmektedir. Dördüncü ve son işlev ise paranın bir iktisat ve politika aracı olması işlevidir. Yani gelişmiş para ekonomisine sahip ülkelerin para otoritelerinin faiz oranları ve para arzını kontrol ederek paranın bir iktisat politikası aracı olarak kullanılması olayı. Demek ki neymiş? Önemli olan paranın miktarı değil, işleviymiş. Parayla ilgili olarak geçmişten gelen ve günümüzde hala itibar gören bazı inanışlar vardır ki sadece Allah'tan medet umacağımıza böyle gafletlerin içine düşebiliyoruz. Buna verebileceğimiz en büyük örnek kuyuya para atmak olabilir, öyle değil mi? Kuyuya yahut bir su birikintisine para atıp dilek tutulması eski Romalılardan kalma bir adet. Ve size garanti ederim ki hiçbir geçerliliği yok. Tamamen bir safsatanın ürünü olan bu inanış ancak kuyu veya su birikintisini içinde barındıran mülkün sahibinin yüzünü güldürebilir. Zaten rüşvet karşılığında bir dilekte bulunmak ne kadar doğru olabilir ki? Şunu da unutmadan söyleyeyim, parayla saadet olmaz. Saadetli günlerde görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmediyseniz bunları yapmayabilirsiniz ama neden beğenmediğinizi de yorumlara yazabilirsiniz.